Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Uzun zamandır yoktum, video yükleyemiyordum ki köye de gelemiyordum. Şimdi tam zaman. Şimdi köydeyiz arkadaşlar, çok mutluyum. Canım traktörüm, ben hazırlandım. Şöyle şapkamı taktım, soğuk. Birazcık güneş olduğuna bakmayın, soğuk eldivenlerim. Çok özlemişim ya. Neyse. Bugün kiraları gübre atacağız arkadaşlar. Sonra bir de babam çamur turunu götürelim mi götürmeyelim mi konusunda kararsız. Götürürsek yağgaşını süreceğiz. Götürmezsek sadece gübre atacağız arkadaşlar. Traktörümü çok özledim ya. Nerede? Onu çok seviyorum. Onunla bu sene çok güzel şeyler yapacağız. Hadi bakalım, gidiyoruz. Şöyle bir şeye geçeyim. Babam böyle lavantalardan almış bana. Canım babişim. Bunları şöyle dikeceğiz. Böyle köklü. Şöyle göstereyim. Köklü böyle lavantalardan bunları bu sene dikeceğiz. Bunun da videosunu birlikte çekelim. Bir sürü var burada. Kaç tane var saymıyorum. 5. Şöyle ise 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 çarpı 5, 45. Orada da var. Yani bir 100 tane var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bilmiyorum, saymadım. Bundan önceki videom salep videosuydu. Salepler şu an ne durumda? Hangi tarihte nasıl olmuş? Hastalık var mı yok mu? Hepsini şuradaki bağlantıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Ya da bir önceki videoya girip bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte böyle çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar tıbbi aromatik bitkilerden de yetiştiriciliği hakkında çok güzel araştırmalar yapıyorum. Onları da alıp tohumlarından yetiştireceğiz birlikte. Hepsini çok güzel yapacağız. Sebze, meyve, her şey yetişecek. Bu sene çok güzel bir yıl olacak. Bu sene bir sürü güzel video gelecek. Hazır mısınız? Ben hazırım. Bakalım, size lavantaları göstermek istemiştim. Burada bir tane kendim geçen sene arkadaşım vardı, Rahim'e. O bana lavanta vermişti. Size onu göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Sonra onun yanlarına şey dikmiştim. Neydi adı ya? İsmini unuttum. Ha, biberiye dikmiştim. Babam getirmişti yine onları. Ama onlar kurudu. Yapamadım. Bakamadım arkadaşlar. Şimdi size o diktiğim lavantayı göstereceğim. Annem bahçe yapmış buraya. Onu da göstereyim size. Marul, ıspanak, soğan, sarımsak hepsini dikmiş. Bunları da göstererek size devam ediyoruz videoya. Evet arkadaşlar, bakın bunlar marul. Çiçek. Şunlar ıspanak, şuradakiler farklı zaten görüyorsunuz. Şu ıspanak. Bunlar karışmış galiba. Ama buraya da ekmiş olabilir annem. Marul zaten buraya ekti. Soğanın içine, biz soğan içine marul ekiyoruz. Marul, soğanlar oldukça marullar gelişiyor ya da marul oldukça soğanlar gelişiyor. Kara marul da var. Onu da göstereceğim size. Bunlar da sarımsak. Bakın. Şöyle. Hepsi bunlar. Şöyle ikisi sarımsak. Devam edelim. Evet, bakın benim lavantam. Şöyle buraya diktim. Geçen sene şu şey tomurcukları olmuştu da ben onları alamamıştım. Bakamamıştım yani. Of, çok güzel kokuyor. Arkadaşlar şu küçücük şey var şurada. Görebiliyor musunuz? Nasıl efsane kokuyor, ama nasıl efsane kokuyor. Nasıl güzel. Bu sene yapabilirsek çok güzel. Ben bunun şeyini yapmak istiyorum. Kesesini, kese böyle kesesini işlemek. İçine de bu lavantalardan onlarından koymak istiyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Öyle. Aa, burada roka bitmiş. Aa, geçen sefer burada roka vardı arkadaşlar. Durun size rokaları falan göstereyim. Şunlar. Bunlar da var. Efendim baba? Ama burada çok güzel şeyler bitti. Annem buraya şeyler dikmiş. Burayı sürme.
Evet, ayaklarındaki şeyleri temizledik. Çöpleri. Şimdi çalıştıracağız pat. Sorma. Ben tamam ki. Ben nasıl yapsam? Sen erkeksin baba. Hmm. Sen erkeksin, ben yapamam. Kartonu da yapayım mı? Nasıl yapayım? Yağlı zaten, hemen yani. Bizim çaydanlığımız. Ben burada aşko duydum ya. Sacayı onu koymasam olur mu? Dikelim. Dikelim. Bu sene de dikelim. Fazlının kası olsa ne olur? Kası olsa ne olur, işe yaramadıktan sonra? Ben sacağı yok diye taş koydum ama sacağı varmış. Sacağı bu. Şu ayakları var. Bunları koyacağız. Sonra üstüne her şey yapabilirsin. Ama dikkatli olun, siyah. Ellerimiz boyu.
dağlara götürdüğümüz. Torba, yiyecek torbası. İçinde her şey var. Annem ne katmış bakalım? Elma. Ceviz. Ceviz koymuş. Var yine 115 tane bir şey. Elma da var. Soğan da var. Bir çaydanlık. Sonra ekmek. Ekmek koyduk. Burada bakalım. Burada çay. Burada şeker. Eskiden bunları ben içiyordum arkadaşlar. İçindeki o roletin. Sonra artık büyüdüm. Bundan tuz kattık. Ağzı kapalı olduğu için. Burada da yağ ve peynir var. Burada ne var? Evet, burada da buna da annem kırılmasın diye çay kaşıklarını bardaklarına koyuyor. Böyle. Erzak ne o? Ne olur? Torbası. Evet. Şekeri de koymayalım. Şeker mi durursun? Şimdi. Kaybolur. Şimdi temizdir aslında ama yine de toz toprak olmuştur diye. İzleyin arkadaşlar. Bak. Buna çay koyacağız. Dursun. Evet. Ellerimi giymelim yalnız. Evet, şunu. Azıcık daha su katalım. Çok az. Bunu koydum herhalde. Altında ölçelim. Yeni kattım çayı da. Bayağı. Bayağı çay ettim. Çay bilmeniz, hani çay yapmışsanız 2 saatte yapar işte. Öyle. Evet arkadaşlar. Öksürük. Şimdi babam kur olan dalları kesti. Boşuna şey yapmıyorum diye. Onları böyle kasanın içine attık. Sonra şurada gübreler var. Gübreleri kirazlara attık. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle, bu neymiş bakın. Tekno 46 NPT üre gübre bir şeymiş. Bundan attık. Sonra şurada Greenford diye bir şöyle toz gibi bir şey. Turuncu, potasyum nitrat, tamam, bunu biliyoruz zaten, bunu normalde de atıyoruz. Neymiş? İlk taş. Bu da öyle bir gübre. Bu da yine şu gübrenin, tekno bilmem nenin bir değişik bir şeysi. Bu da pembe.
Bakın. Şöyle göstereyim size. Böyle bu böyle bir çeker yani bunların. Şu böyle. Bu da mavi. Evet. Arkadaşlar. Bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Ben yine araştırmalarıma devam edeceğim. Bilmiyorum. Bu babam diyor ki bu sene deneyelim bakalım yani en fazla ne kaybederiz diyor. İnşallah her şeyimizi kaybetmeyiz. Kirazlar her şeyimiz. Bir çiftçiyiz ve kiraz bir yılda yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden ne yaptığımızın farkına vararak üretim yapmak istiyorum. Çabalıyoruz. Buradaki bizim köydeki, civar köylerdeki kiraz işiyle uğraşan herkes çabalıyor. O yüzden yanlış bir şey yapmak istemiyorum ben. Bakalım. Lütfen bilenler yoruma yazsın. Ben de yine araştıracağım. Şimdi babam tarlanın çiftini sürüyor çam motoruyla. Hemen böyle bir gübreyi karıştıracak gibi. O şekilde sürüyor yani. Çok fazla böyle ayrıntı sürmüyor. Normalde zaten biz traktörle sürüyoruz. Birazdan annemle biz traktörle diğer tarlaya gideceğiz. Babamla çam motoruyla hemen üst tarafta. Zaten de yol olmadığı için biz dolaşacağız şöyle. Babam da direkt buradan çıkacak. Öyle gideceğiz yani. Ya köyümü çok seviyorum. Bakalım neler yapacağız. Bu sene çok güzel şeyler yapacağız. Yani hepsi içime, yani fikirleri içime sindi. İnşallah yaptıklarımız içine siner. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın bu var ya, şu kenarlarda olan sazlıklarda var ya bayrak. Onlar. Bunları bayrak derdik, yakardık. Oynardık. Çok güzel şey yapıyor. Böyle sallanıyor. Babam koymuştu kovalara. Evet, ay. Şimdilik yoktaşı bitirdik. Sürmesini de bitirdik arkadaşlar. Sonra tekrar çam odunu çalıştırdık ve yağgaşına gidiyoruz. Yağgaşı da şu dik olan yer. Annem de oradan gidiyor. Şimdi gübreleri şöyle 4 tane olsun. 4 tane ayrı kovamız var. Neyse. Şimdi çıkacağız orada. Saat de kaç biliyor musunuz? Saat zaten 6. Hava kararına kadar işte. 1-2 taras yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak yarın yine geleceğiz. Gölgediği falan yapacağız. Yürürken konuşamıyorum. Çok nefes nefese kaldım. Gübre atarken yine görüşürüz. Açarım. Gübre atarken yine görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar, çöp motorunun inmedi. Yani kaşları diktiğimiz elmalar ve cevizler vardı. Bunlar ikisi elmaydı. Onları çapaladım ki burada bir tane oklu kirpi
bulmuş annem. Demin ona bağırıyorduk yani. Sonra göstereyim mi? Öldü dediler. Ama bilmiyorum. Atar mı ok? Bakalım. Ha ölmüş ölmüş. Bak. Ay. Canlı mı yoksa? Arkadaşlar boşverin canımızı pazarda bulmadık. Gidem. Bakar bakar. Arkadaşlar çok dik. Gerçekten çok dik. Ölüyoruz burada. Neyse. Evet. Arkadaşlar şarjım %5 kaldı. %4 de olabilir. Çünkü bitiyor. Neyse son bitmeden önce size bir kapanışı yapmalıyım. Hala. Yagaşındayız. Saat olmuş 7. Hava hafif kararıyor. Güneş batıyor. Battı böyle. Neyse. Uzun zamandan sonra ilk defa böyle güzel bir vlog çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Biraz sesim gitmiş yoksa bilmiyorum. Hasta oluyorum. Etraf buz gibi. Gerçekten çok soğuk. Şimdi eve gideceğiz. Sobayı yakacağız. Evde buz gibidir. Neyse. Sonra yarın buraya yine geleceğiz arkadaşlar. Birkaç taras kaldı. Sadece annemler yapıyorlardı ben burada size bu videoyu çekerken. Evet. Sonra köye gideceğiz arkadaşlar. Köye gittikten sonra yarın yine geleceğiz. Sonra pazartesi günü yine Demirci'ye gideceğiz. Çünkü babamla ben çalışıyoruz. Bir şekilde her hafta sonu gelip size video çekeceğim. Bence şey yapacağım. Demirci'deyken de videolar çekeceğim size. Böyle kısa kısa normal yani böyle köy vlogu olmasa da normal birkaç tane düşündüğüm bir şey var. Onları yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.